Kavga var, 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 yüce damarda, yarın daha yukarıda, kavga var kıran kırana, bu kavga yaşam kavgası, bu kavgası nüf kavgası. Korku var, korku var, korku var, korku var, korku var, korku var, korku var. Korkuyor işkenceciler, korkuyor halk düşmanları, korkutuyor döktükleri kanonları, korkuyor çıplak ayakla oynayan çocuklar, onların işkence tezgahlarında katledenler, korkuyorlar 70 yaşındaki ninemden, 20 senede meydana getirdiği evladını işkence tezgahlarında katledenler. Şimdi Niğde'de çocuğu ekmeğe gönderiyorlar bakkala. Çocuk şimdi ezberlemiş bunu. Tabii gittiğimiz yerde insanlar bize anlatıyor. İşte öfke var, öfke var, bakkala giriyor. Bakkal amca iki tane öfke ver diyor. Oğlum ne öfkesi diyor bakkal. Pardon, bakkal amca ekmek verdi iki tane. Ya sen pek komünist misin be? Ya peki, biraz bu Alevilikten buraya geçelim. Sosyalist sol, komünist sol. Siz dediniz ki ben eğitim almadım ama sonradan hatta ilkokulu bile bitirdim ehliyet alacağım diye. 40 sene sonra, 40 yaşında. Evet, 40, yani önemli değil. Siz diyorlar ya hayat mektebi. Onu i̇şte, bitirdik, onu çok. Hayat mektebi dedikleri sevgili izleyenler, ben tabii ki çok insanla tanışıyorum, bunu da yıllardır seviyorum ama işte hayat mektebinin en üstün üniversite düzeyinde, hani üniversiteyse neyse üniversitede kalmadı ama hadi üniversite diyelim, hani sıradan üniversite demeyelim de gerçek üniversite diyelim. Üniversite diye bir kavram varsa yeryüzünde, dünyada, işte hayat üniversitesinden çıkmış bir büyüğümüz, güzel insanla karşı karşıyayız. Peki, hani dediniz ya, ben fazla okumuyorum ki söylediniz, yani kitap da fazla okumuyorum, okulu demiyorum da kitap da. Bu bir teori, ben bile Marksist, sosyalist, sol hareketten gelen değil, bir devrimci, demokrat insanım. Böyle bir geçmişim de yok ama kendimi çağdaş, devrimci, demokrat bir insan olarak tanımlıyorum. Siz bu şiirlerin yazarı olarak, bir ozan olarak, bir mücadele insanı olarak, evet, kimleri sevdiniz, neler okudunuz, bu sürece nasıl girdiniz, hangi yaşlardan itibaren haksızlıklar karşısında siyasi sistem olarak solu seçtiniz? Şimdi bakın, ben şöyle söyleyeyim, ben kitap okumuyorum demedim. Yalnız yeterince okuyabiliyor musun? Hayır. Şimdi benim göz sistemimde bir sorun var. Evet. Şimdi en heyecanlı, en iyi kitabı dahi bir iki yaprak okuduğum zaman bana ağırlık çöküyor. Defalarca denemişimdir. Bir kitabı bitirmek için çok uğraşmışımdır. Geçmişte bir takım klasik şeyler var, sol kitaplar var. Toplumlar, İlker Kumule toplum şeyleri okumuşuzdur. İşte Arnavutluk şeyinin, devriminin şeyleri vardı, komiser memo bilmem şey falan. Yaşar Kemal'in İnce Mehmetlerini falan okumuşuzdur. Buna benzer birçok işte Dar Ağacında Güçlüdan gibi bir takım bizim ülkemizde yaşanan devrimci şeylerin kitaplarını okumuşumdur. Ama
İşte burada ben kendi kendime bu eksikliği görüyorum ama başka şansım da yok. Keşke 24 saat okuyabilsem. Ben şunun farkındayım. Bir sayfa okuduğum zaman ben biraz daha iyi oluyorum. Yani okumanın kesinlikle reddedilecek bir tarafı yok. Yok, siz okudunuz, okuyabildiğiniz kadar ama şimdi daha çok kimleri mesela örnek aldınız? Örnek sana söyleyeyim. O emekçilerle biz grupken işte tek tek sağda solda yakalandık. Ankara Ulucanlar cezaevinde buluştuk. Aşık Emekçi, ben, Hüseyin Aydın falan. Şimdi Ankara Ulucanlar cezaevinde yatıyoruz. Yıl 77'ler. Süleyman Yeşil vardı. Zeki Şerit vardı. Taner Akçam vardı. Sadık vardı. O firar oldu. İki tane taş duvarı delip firar ettiler. O sizin taş duvarlarınız vız gelir bize vız diye yazı yazıp şeye. Ondan sonra Taner Akçam'la çok voleybol oynadık mesela orada. Orada Ankara Kayaş'tan bu şeyden bir ismini şu anda Kayhan diye bir çocuk vardı. Şimdi bir gün ben mahkemeye gideceğim. Ceketim yok. Ben biraz gariban bir adam. Güzel bir ceketi vardı. Giyebilir miyim dedim. Bana bunu niye soruyorsun ki dedi. İhtiyacın varsa giyeceksin dedi. Yani teklif dahi etmene gerek yok. Bu beni çok etkilemişti. Ondan sonra. Yani benim örneğin ilk zamanlarda mesela geliyoruz, gidiyoruz, geleceğiz, slogan tarzı çalışmalarım vardı. Ankara'da bir gün siyasal bilgilerin bir çay ocağı vardı. Evet. Orada çaldım, söyledim. Bunu kaçırmayalım, evet. Ondan sonra orada çaldım, söyledim. Çaldıktan sonra evet. Bir gözlüklü bir arkadaş, devrimci, çok böyle kültürlü birine benziyordu. Dedi ki, Çağdaşçım ağzına sağlık, çok güzel çaldın, söyledin dedi. Biraz da dedi, şöyle dedi, slogan değil de içeriye yönelik çalışmalar yapsam dedi. O ben günden sonra işte ya. Bu ellerim, öfke çok var, ondan sonra analar, gel bacım, dağlar dağlar, Bahattin, Erdal Eren, bunlar o dönemde çalıştım ve o anda bütün Türkiye'deki devrimci demokrat kitlelerle kucaklaştık. Çünkü türkülerim o zaman dillerden düşmüyordu. Birkaç tane söyleyeyim mi? Çünkü millet izlerken sıkılmasın. Bu Ulucanlar'dan mı bahsediyorsun? Bu evet. Şey? Ulucanlar. Hı. Ulucanlar'da o Taner Akçam'ın da firar ettiği bir süreç vardı. Sen oradaydın mı? Sen o zaman orada 2-3 gün önce çıktım. Hatta benden bir şey istediler o zaman. Orada bizim Sadık vardı, o firarın önderlerinden. Halkın kuruluşundan gelmiş biri vardı. Sadık neydi soy ismi? Şimdi bana dedi ki dışarıyla ilgili bir haber göndermişti birine. Ondan sonra ben orada konuşurken dedim ki içeriden hep merak ederdik dışarıyı. İşte şurası zayıf dedim, oradan kaçılabilir falan diye konuşuyordum. Haberim yok onların tünel kazdığından. Orada gardiyanlardan da Çorumlu beni tanıyorlardı. Gardiyan dinliyormuş orada. He kaçılır kaçılır dedi. İki gün sonra gece rüyamda o firarı gördüm hoca. Samimi söylüyorum. Şimdi rüyamda Sadık en önde, işte aynı bir askeri şey gibi böyle tek sıra halinde çıkıyorlar cezaevinden. Kapılar açmışlar. Diyorum ki ya anam bize vız gelir bu şeyler, biz cezaevleri bizi durduramaz. Sabahına kalktım, hayırdır inşallah dedim. He, onu söylüyordum orada. Bu gece Riyon'da dedim. Ondan sonra siz dedim, firar ediyorsunuz kapıyı, kanatlıyı kırmışsınız, açmışsınız dedim. Ondan sonra gerçi onlar kanatlıdan çıkmadılar da. Yalnız onu rüyamda gördüm bir gün önce. Gardiyan Osman vardı orada bir tane. He dedi, görürsün dedi. Onlar beni seviyorlardı yalnız. O zaman Taner'le başka çıkanlar da oldu mu? Bir tek Taner mi çıktı? Taner vardı, 27 kişiydi firar eden de birkaç tanesi yakalanmıştı. Çok bazıları yakalandı.
Taner'le o sadık madık gittiler. Ondan sonra zaten Taner bir süre kaldıktan sonra yurt dışına çıktı. Yurt dışında. Evet. Şu anda Taner'den haberin var mı? Ne yok. Yani onlarla bağlantım olmadı daha. Şey, Taner'le çok voleybol oynadım ben orada. Bacaksız bir şeydi ama işte voleybol oynuyordu. Taner kısa boylu bir şey daha şöyle. Hele birkaç tane söyle, şiir, türkü. Çünkü birazdan hareketlensen. Öyle mi olsun? Tabii biraz böyle, biraz sen, öyle şiir okuyun. Sen bu şeyden bahsettin mi bu konuşmada? Benim Sadık yani Karatoğlu. Yok daha gelmedi. Gelmedi. Şimdi kendi şiirini, onları soracağım. Evet. Onları sonra şey yapacağız. Şimdi efendim, yani ben o zaman işte cezaevinde yatarken o cezaevi koşullarına göre şey yapmıştım, bir şiir yazmıştım. Bir ozan ancak tarih yargılar. He, bir de o öyle. Çünkü sözün mahkemeler çözemez. İdam sehpasında sazını çalar, vücudun asanlar fikrin ezemez. Mantık ağacıdır fikir bahçesi, yaşayan tarihtir her bir nefesi. Bütün insanlığın duyduğu sesi, insan tipli hayvan olan sezemez. Ne bir kara kalem, ne de bir dosya, ne bir Amerika, ne de bir Rusya, bir araya gelse Avrupa, Asya, bir ozanın sınırını çizemez. Tarih çözer bir ozanın sözünü, baskı, zulüm yıldıramaz gözünü, çağdaş izler Pir Sultan'ın izini, her saz çalan bu meydan.